Git oğlum, git. Kadın istemiyor seni burada. İsteyecek. Bugün benim doğum günüm. Ya Kenan, hadi uzatma. Ya bir dakika oğlum ya. Bugün bütün şarkıları benim için söyleyecek. Parasıyla değil mi ya, ben de müşteriyim. En son neler oldu biliyorsun. Kaşınma. Yaman, al abini. Götür sen de. Siz şimdi almıyor musunuz beni içeriye? Ben işsizim, o kapıdan içeriye giremez miyim yani? Baydın ama. Gidiyorum ben. Peki. Öyle olsun bakalım. İçeridekilere selamlar. Ha Hasan emmi. Gidiyoruz, rahat rahat çık. Elma elma. Hadi eyvallah. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 80. yılımızda da geleneğimizi bozmadık. Asım Şekip Kaya Vakfı, yani sizin deyişinizde Aşk Vakfı, bu yılda müthiş etkinliklerle yardımlarını sürdürecek. Kızım Ender Kaya Seres, damadım Selim Seres ve vakfımızın ileriki yıllardaki müstakbel başkanı, torunum Mert Asım Seres adına hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler. Bu arada elinizi korkak alıştırmayın. Müzayede boyunca eller hep havada kalsın, aşağı içilmesin. Salak. Yapmayın. Yürü Far, bir an önce oturalım. Anne, gözüm atmış mı? Hayır aşkım, çok güzelsin. Hadi Mira. Geldim. Bak şu çocuğu enine boyuna bir çekiştirip düzelteceksin. Böyle sonra saçlarını köpek tarağıyla iyice fırçaladın mı? Biraz göbeğe baklava, kollara kas. Belki o zaman bir şeye benzer. Oh. Affedersiniz. Ama şapşallığı için yapacak hiçbir şey yok. Hainsin Eylül. Anne tamam. Hemen git üstünü değiştir gel istersen. Aa, olur gideyim. Hayır. Giderse gelmez. Veya birlikte gidelim. Tamam. İkiniz de bir yere gitmiyorsunuz. Gecenin sonuna kadar sesiniz çıkmayacak, yanımda duracaksınız. Senede bir gün Selim, ayıp ediyorsun. Senede bir gün. Senede bir gün. Bir daha sahneye çıkarmayacağına yemin et o zaman. Ha anne, söz mü? Mira, hadi. Geliyorum babacığım. Aa, Orkunlar da geldi. Hoş geldiniz. Geç kaldım. Ancak aşkım. Mert. Pardon. Bana mı? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sizde böyle pasta gibi bir şey var mı? Küçük olanlardan ama. Küçük kekler var şurada. Mum yoktur ama değil mi? Yaş günü mumu. Yok.
İyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun abi, iyi ki doğdun. Bu ne oğlum? Ne yapayım? Param bu kadarına yetti. Şundan yeter birader. Hop. Dur. Ev bul canım, televizyonun karşısına takabilirsin. Benim daha yüksek bir fikrim var, gel. Nereye ya? Oğlum böyle şeyleri benden öğrenmezsen kimseden öğrenemezsin, atla. Canım ayak tutsana oğlum. Lan atla, bir tur atıp bırakacağız, atla. Lan alan bir yüzün arabada. Lan bin! Delirdin mi lan sen? Durdur arabayı. Kenan durdur arabayı. Kenan durdur diyorum sana, çaldın lan arabayı. Ya oğlum hayatında bir kere böyle adrenalin zıplattın mı lan? Bir kere böyle bir araba kullandın mı Yaman? Abi, abi ne olur durdur arabayı, ben ineceğim. Ne olur lütfen dur ya, dur. Kenan dur. Yavaş git, yavaş git be! Sağ olun. 12 bin lira fiyat, 13 bin lira beyefendi verdi. 14 bin lira sizden geldi, 15 bin lira oradan geldi. Evet, 15 bin lira fiyat, 16 bin lira geldi. Çok teşekkür ediyorum. 17 bin lira, çok mersi, sağ olun. 17 bin lira dendi, 20 bin lira dendi hanımefendi. 20 bin lira yaptı saatimizi kendime. Bu antika saate değer bitmek isteyen var mı? 20, 25 bin lira dedi hanımefendi. Çok teşekkürler. 25 bin, 30 bin lira. 30 bin lira dendi, çok teşekkür ediyorum. Evet, arttırmak isteyen var mı? 35 bin lira. 35 bin liralarından geldi. Evet, arttırmak isteyen var. 35 bin en son fiyatımız. Şu an 35 bin lira. Yükseltmek isteyen var mı efendim? 35 bin liraya satıyorum. Satıyorum. Sattım. Tebrikler. Madem bütün parçaları sen alacaksın, neden parayı doğrudan vakfa vermiyorsun? Değil mi? İlla herkesin önünde hava atacak. Böyle geceler olmasa Servet ödediğin kıyafetlerini millete nasıl göstereceksin sevgilim? Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi sizden kısa bir sessizlik rica edeceğim. Çünkü ilginizi umduğumuz bir parçada sıra. Osmanlı cam sanatının en nadide parçalarından biri. Bu ürünümüzü 10 bin lira ile açık arttırmaya sunuyorum. Evet, 10 bin lira fiyat veren var. Hanımefendi 10 bin lira verdi, teşekkür ediyorum. 10 bin lira evet. Hadi Faruk, hadi elini hiç görmüyorum. İşler iyi gitmiyor galiba. He? Çok sessizsin bu akşam. Heyecanımızı finale saklıyoruz. Öyle mi? Hadi bakalım. Tamam. Tamam, peki tamam. Yine bir sokak çocuğunun başı dertte ve senin yine gitmen gerek. Değil mi? Maalesef canım. Anlaşıldı. Artık başka birini bulmanın zamanı geldi. Seni boşayacağım. Gideyim geleyim sonra boşayayım. Seni seviyorum. İdare et lütfen. Baba nereye? Anneni sakın yalnız bırakma. Yine mi? Yine.
Selim Serez ben. Avukatınım. Avukata verecek param yok ama benim. Gerek yok. Baro beni görevlendirdi. Otur. Özellikle senin gibi gençlerin davalarında zorunlu müdafi olarak çalışıyorum. Zorlu olduğu çok belli. Özür dilerim. Bu gece abinle araba hırsızlığı yapacağınızı tahmin edemedim. Bir davetteyken çağırdılar beni. Kenan nerede? Abinin suç dosyası kabarık. Daha önce de üzerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmış. Şartlı tahliye edilmiş. Bu geceki olayla da infazını yakmış oldu. Nöbetçi mahkeme yeniden tutukluluğuna karar verecektir. Ben bir şey yapmadım. Bu senin ilk suçun. Ama polisler abini iyi tanıyor. Zaten kurunun yanında yanan yaş odun olduğun için benim de senden haberim oldu. Odun ne olduk ya? Başka? Burcumu da öğrendin mi? 20 Mayıs. Koç mu oluyor? Boğa. Değil mi? Boğa. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Avukat bey. Ben bir şey yapmadım. Yani Kenan da aslında şaka yapmak için şey yaptı. Aldı arabayı ama biz polisleri görünce paniğe kapıldık. Şaka kaka oldu. Ya bu hırsızlık falan değil. Önce bunu anlayın. Kenan'ın doğum günüydü bugün. Üniversite sınavlarına girdin mi sen? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Girdin mi? Girdim. De bunun bununla ne alakası var? Ona göre mi beni buradan çıkaracaksın? Puanın kaç geldi? Neyse ya. Boşuna zaman kaybetmeyelim biz. Sen yine dön Kelebekler Vadine. Sana yardım etmek istiyorum. Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Nereden tanıyorsun beni ya? Ben bir şey yapmadım diyorum. Bir şey yapmadığını biliyorum oğlum. Ulan kızım be. Yıllardır gece yılları karakollara koşmaktan bıktım. Nerede, burada mı? Burada. Yaman da abinin yanında dediler de inanmadım. Sonunda seni de mi burada görecektim ben ha? Anne. Yazıklar olsun. Anne ben bir şey yapmadım. Abin de ilkinde böyle söylemişti. Ben bir şey yapmadım demişti. Ama sonra buradan çıkmadı. Sen de mi uydun o abine ha? Seni de mi yıllarca buradan toplayacağım ben lan? Ulan bir tanemizde adam olmayacak mısınız be? Yazıklar olsun. Yaman'ın olayla direkt ilgisi yok. Bir dinleyin önce isterseniz. Lütfen hanımefendi. Ben avukatıyım. Sürünün o zaman içeride. Hiç olmazsa nerede olduğunuzu bilirim. Hadi tamam, çık dışarı. Ya anne beni niye dinlemiyorsun ya? Ben bir şey yapmadım diyorum. Yapmadıysan ne işin vardı o arabanın içinde ha? Niye bindin arabaya? Niye uydun abine? Dışarı dedim. Hanımefendi lütfen sakin ol. Nasıl sakin olayım ben? Yıllardır her gece yüreği ağzımda geziyorum ben. Şimdi de bu çıktı. Ne haliniz varsa görün bundan sonra. Duydun mu beni? Ben yokum artık. Bitti, bitti. Duydun mu? Yeter be! Yeter! Mila, ne yapıyorsunuz? Sen annemlerle eve gidiyorsun. Ben de arkadaşlarımla gidiyorum tatlım. Kızma tatlım, rekabet olmasın diye seni yanımızda dolaştırmıyoruz. Defol git Eylül. Uğraşma şununla. Bu da büyüyecek, yazık. Kaçıyor muyuz? Evet, ne karar verdiniz şimdi? Kimde toplanıyoruz? Doruklardayız, hadi. Bizdeyiz. İyi, herkese haber veriyorum o zaman. Teşekkür ederim.
hastanedeyim. Dermişim. Mesaj bırak. Benim işim bitti. Neredesin? E hani almaya gelecektin? Ulan yine ektin beni ya. Yuh. Selim nerede? İşi çıktı. Bu saatte. Vallahi ben olsam bin kere didiklemiştim. Sen ne kadar rahatsın. Ender'in kendine güveni yerinde hayat. İyi akşamlar, görüşürüz. İyi akşamlar. 101 Dalmatçılı kadın bu. Yemin ederim Kurella. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için teşekkürler. Görüşürüz mü ya? Hadi kim kimin arabasıyla gidiyor? Hadi gidelim. Teşekkürler. Sen de git istersen. Ama sen de onlara hiç yanaşmıyorsun Mert'ciğim. Elimden tutsan götür istersen anne. Ya da dedem itelesin beni torunumla da oynayayım diye. Ya da babam onu da aranıza alın, kulisleri yapsın arkamdan. Sen hepsinden daha akıllı olduğun için. Neyse ne. Görünmez mi işte ben. Merhaba. Merhaba Hasan abi. Kenan evde mi? Arıyorum ama cebi kapalı. Merak ettim. Kenan nezarethanede. Araba çalmış. Kardeşini de yaktı bu sefer. Dokunduğunu kül ediyor. İyi tamam, gir içeri, yeter. Salaklık etme Ayşe. Kurtar kendini. O heriften hayır yok sana. Üzme kızı hadi. Gerçekten mi? Belki başkası yapmıştır da üstüne kalmıştır. Polis ikisini de suç üstünde yakalamış. Duruşma sonunda da böyle espriler yapacak halde olursun. Nasıl geçti geceniz? İyi, eğlendik. Bak, Orkun'la resminiz var dergide. Poz verirken tek bacağımı kır böyle, kalçam daha yuvarlak görünsün. Üniversiteye başlıyorsunuz. Bundan sonra gazetelerde birlikte göründüğünüz her etkinlikte nişanlısı diye yazmaya başlayacaklar. Ne alakası var? Evliliği düşünmek için yıllar var. Olsun. Senin için Civanoğulları'nın gelini olarak anılmak çok iyi bir referans tabii ki. Teşekkür ederim. Yani sana gerçekten inanmıyorum. Niye? Benim gibi fiyat etiketlerine bakarak mı yaşamak istiyorsun?
Yani sana inat bir bataristle kaçacağım. Dikkatini çekerim, davulcu demiyorum. Perküsyoncu. Alo. Kafam kazan gibi. Akşam çok içmişim. İyi güldük ama. Ay doğru, onun arkadaşı çok tatlı çocuk değil miydi? Çok tarz çocuktu. Parfümü de güzeldi herhalde. Bütün gece sesinden ayrılmadın. O halinden memnundu, sana ne oluyor? Hoş geldin. Ay, hemen suya atlayacağım, sonra akşama kadar havuzun başında jöle gibi yayılacağım. Ay canım, çilekli jöle şat çekti. Diyorsun ya. Kuş gibi cıvıldıyorsundur sen şimdi. Bu proje bize ödül getirecek, söyleyeyim. Ben Orta Doğu'yla yapılacak anlaşma için daha çok heyecanlanıyorum. Tabii ödül kazanacaksın, tabii. O başka ama bu projeyle şirketteki geleceğini garantiledin. O daha önemli. Ben geleceğimi zaten garantide olduğunu zannediyordum babacığım. Babana bile güvenmeyeceksin. Senin durumunda kocana da güvenemezsin çünkü zengin değil. Mert, deden gidiyor. İşine gelmeyince kovala beni. Asım Mert. Geliyorum. Öğleden sonra kulüpte olacağım. Bakan da gelecek. Sen de bir gözükürsen sevinirim. Sonra nasıl olsa uçakla Ankara'ya gideceğiz. Mümkün değil, gelemem. Ben bütün öğleden sonramı sevgilim için güzelleşmeye ayırdım. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz de babacığım. Ha. Yine bir serseri için gecenizi piç etmezse kutlarsınız. Merhaba. Böyle konuştuğun zamanlarda senin gerçekten Selim'i kıskandığını düşünüyorum baba. Neredesin oğlum, yoksa kız mı attın yukarı? Baba. Atamaz mı yani? Ayrıca da atsın. Sen de biraz rahat ver şu çocuğa canım. Evet anne, biraz rahat ver bana. Güle güle. Senin paranla idealistlik yapan kocana da selam söyle. Devreler yanmak üzere. Hadi Allah'a sonra. Güle güle. Güle güle. Gereği düşünüldü. Sanıklardan Yaman Koper'in suça dolaylı olarak iştiraki tespit edildiğinden, daha önce herhangi bir suç işlemediği de göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasına. Sanıklardan Kenan Mehmet Koper'in ise daha önce de hırsızlık, darp, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği tespit edildiğinden 12 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Git buralardan Yaman. Git kıçını kurtar. Yürü. Burada bize hayat yok oğlum. Atla bir gemiye, git uzaklara. Para görsün cebin. Sıçmışım okuluna. Boşa körek çekme oğlum. Git adam gibi hayatını yaşa. Bak burada kalırsan benim gibi olacak sonra. Dinle beni Yaman. Kız arkadaşım. Yaman, dediklerimi unutma. Abine bakma sen. Okumak boşa kürek çekmek değildir. Anladın mı? Özellikle de senin gibi zeki ve başarılı çocuklar için. Tozudere Mahallesi'nde zeki olmak yetmiyor Selim Bey. Sen iyi bir çocuksun. Daha iyi yerlerde olabilirsin. Yeter ki bunu iste. Beni savundun, sağ ol. Allah razı olsun. Neydi adı?
CMK'dan. Ama gerisi boş konuşmalar kısmına giriyor. Ne zaman ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Sağ ol. Okul ihtiyaçları için, iş için. Hangi konuda ihtiyacın olursa. Çekinme. Ara. Sonra akşam babası bütün mahalleyi inletti. Bir daha o serseriyle buluşmayacaksın diye. Biz de öyle öğrendik. Ne kadar yedi? 12 ay 15 gün. Oha! Çokmuş lan. Ya ne salak herif bu ya? Niye rahat durmuyor? Ya tamam be kızım, ne yapalım, olmuş işte. Ya özünde iyi herif de ara sıra şeytan kaçıyor için, elinde değil. Allah'ın cezası. Anladık. Uzatma sen de. Mahalleye mi? Ben Ayşe'yi işe bırakacağım. Bekle, istersen seni de bırakayım. İstemez. Salak herif ya. Bir seneymiş. Bugün evlenme yıl dönümünüz baba. Yine unutma diye hatırlatayım dedim. Yok canım, unutmadım. Aklımda. Hiç yalan söyleyemiyorsun baba. Gel, sevimsiz. Bir şey değil, selimseriz.com. Sağ ol. Görüşürüz. Modric'e. Kadının ömrü boyunca ayağına bağ olduğunuz yetmedi. Başı dertten kurtulmuyor sizin yüzünüzde. El kadar bıraktı babanız. Defolup gitti. Şimdi ben çekiyorum. Moya elinden kaçırdı. Ramos. Hakeme baktım, gol. Siktir be. Bana mı küfür ediyorsun sen? Gırtlağınızı doyurmak için kıçımız çatlıyor lan. Bari rahat verin. Hey yeter, tamam. Sen de gir içeri. Gözüm görmesin bugün seni. Karakollardan toplamaktan bıktım, usandım sizi be. Benim başıma böyle bir şey ilk defa geliyor. Hadi lan. İkiniz de aynı bokun soyusunuz. Kanınız bozuk sizin, kanınız. Hasan bak, doğru konuş. Hasan mı olduk şimdi? Okul masraflarını alırken Hasan abi. Şimdi Hasan mı olduk lan? Kanı bozuksunuz işte. Dur. Ne yapacaksın lan sen? Hasan, bırak onu. Bırak onu. Benden mi çıkaracaksın? İlk. Ulan bak, defol git. Vallahi elimden bir kaza çıkacak. Odana git. Odana git. Odasıymış. Benim kirasını ödediğim evde bana dikleniyor bir herif. Ulan doğru konuş be. Allah aşkına yapma yaman. Hasan. Allah belanızı versin. Yıllardır çekiyorum sizi ben be. Anne. Bak Allah aşkına, bu akşam yollayayım şu sülük herifi. Bu kanemici aşağılık, bu pisliği yollayayım da hayatımız temizlensin ya. Yoksa vallahi ben geberteceğim bunu. Mama yapma. Kim sülük lan eşi olan şey? Ulan yürü git lan. Mama yapma. Yapma dur, yapma. Ulan ben geberteceğim lan. Hasan yapma. Kimseyi de alamayacağım. Gebert lan, sen adam değilsin lan. Oğlum, oğlum yapma. Ulan. Yapma, yapma gözünü seveyim. Siktir git lan bu evden. Sen siktir lan. Yapma. Yapma. Kalmayacaksın bu evde artık. Yapmayayım Allah. Oturtur muyum lan seni bu evde artık? Sen de o abin gibi olmadan işim rahat eder mi ha? Sen siktir olup gideceksin lan buradan. Burası benim evim. Buyur. Yeter artık, yeter! Bok senin evin! Ben ödüyorum bu evin kirasını. Benim paramla dönüyor burası. Hadi git!
Git artık, aynı çatı altında olmaz, git. Anne. Git dedim. Git, bir arkadaşınla kal, bir şey yap. Anne sen de benimle geliyorsun, bu adamı muhtaç değilsin. Defol git. Defol dedim. Bir daha gelme bu eve. Topla çöpünü. Siktir git hadi. Yalla! Huzur verin be artık. Yeter. Hadi git buradan. Git diyor. Bak bakalım yaşatıyor muyum ben sizi? Otur işte bırak. Puan çok yüksek. Metin, bence bu seneki vakfın kontenjanı için en kuvvetli aday. Tabii tabii. Gayet tabii. Yine prosedür neyse aynen uygulanacak. Tekrar sınavlara girecek. Ben girmesin demiyorum. Tabii canım. Hoş geldiniz Sultanım. Merhaba. Buyursunlar. Ganimetleri getirdim. Siz niye zahmet ettiniz? Zaten Nişantaşı'nda işim vardı. Bir de yarınki davet için bir set seçmek istiyorum. Öbür gün geri yollarım. Bu arada bunlar çok sükse yaptı söyleyeyim. Selim mi o? Evet efendim. Yok, ben henüz çocuğa bir şey söylemedim. Sadece burs için doğru bir seçim olacağını düşünüyorum. Merhaba. Tamam. Çok teşekkürler Metin'cim. Ben bilgileri yollayacağım sana. Enteresan bir çocuk aslında. Belki de kabul etmeyecek. Bilmiyorum. Zaman var nasıl olsa. Oldu, görüşürüz. Sağ ol. Affedersin. Merhaba Sude. Kuyumcudan alışveriş yapan erkek. En sevdiğim. Kimin için yapılıyor bu alışveriş bakayım? Aa, sır tutabilirsen söyle. Ah, gözlerimle görsem bile senin bir love affair yaşadığına inanmam. Neyi kutluyorsunuz? Evlilik yıl dönümümüzü. Aa, ne tatlı. Ama her zamanki gibi saatler sonunda kararsızım. İşte ben bunu önlemek için önceden gelip seçimimi yapıyorum. Mesela bu benim yılbaşı hediyesi listemdeydi. Öyleyse bunu da eliyoruz. Nasıl isterseniz. Şunu alıyorum. Şahane bir seçim. Evet, rüya. Hemen hazırlıyoruz bunu. Selim Bey, tarif ettiğiniz gibi olmuştur umarım. Şahanesiniz, muhteşem olmuş. Hemen arabaya koyalım. Evet, lütfen. Çok teşekkürler Sedacığım. Görüşürüz. Mutlu yıllar, Ender Hanım'a saygılar. Teşekkürler, teşekkürler Sedacığım. Görüşürüz. Seni bulunmaz örnek olarak muhafaza etmek lazım. Faruk'a da hep söylüyorum, Ender çok şanslı. Lütfen bunu Ender'in yanında da sık sık söyler misin? Bugünlerde ihmal edildiğini düşünüyorum. Kim düşünmüyor ki? Uzun süreli bir yatırım ama bugüne kadar kullandığımız enstrümanlardan çok daha garanti. Hiç düşünmem senin yerinde olsa. Ben paradan para kazanan bir adamım. Bu kadar parayı bir yıl için gömmem. Aptallık etme Nihat. Bugüne kadar önerdiğim herhangi bir yatırımdan zararlı çıktın mı? Niye ısrar ediyorsun peki? Neredeyse bu parayı kendim için istediğini düşüneceğim. Hayır. Kesinlikle bu yatırımı yapmak istemiyorum. Anlaşıldı. Sen de eski ortağımın çıkardığı söylentilere inanmışsın. Yo. Gerçi etrafta uzakta yapılan bu yatırımların riskleri konuşuluyor, evet. Pislik bu herifler. Hatta böyle uzun vadeli yatırımların başka yatırımcıların parasını ödemek için kullanıldığı da söyleniyor ama bence haksızlık bu.
Çünkü sen bugüne kadar hiç kimseyi kazanç olarak mutsuz etmedin. Ben tefeci değilim. Büyük bir yatırımcıyım. Bu tip söylentiler benim işimi bozamaz. Kesinlikle. Hale bak. Sanki borç istemişim gibi kötü hissettim kendimi. Ama senin için üzgünüm tabii. Sen kaçırdın bu şansı. Bir dahakine yakalarım inşallah diyelim. Hoşça kal. Güle güle Faruk'cum. Abi benim bir şeye ihtiyacım var. Abi bulaşıkçılık olur, garsonluk olur. Ne iş varsa yani. Motor sürebiliyorum. Servis elemanına ihtiyacım varsa buraları temizlerim ben. Yani gece burada da kalabilirim. Bekçilik de yaparım. Kusura bakma. Düşman çatlattılar. Ender Seres, Selim Seres çiftinin o gece mutluluktan gözleri yakışıklı oğullarını bile görmüyordu. Gel buraya küçük ağasım, sen de gel. Ya baba. Gel gel. Gel. Yakışıklı oğlum ya. İlk evlilik yıldönümümüzde de böyle fotoğrafım var. Bebek halinde kucağınızda. O zamandan belliydi ne maydanoz olacağı. Canım sağ olsun. And fill my heart with love for only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. İyi geceler. Hadi kalk, kapatıyoruz. Ya şimdi bununla hepimizi dumur ettin evet, ya. Evet. Hayır ya. Neymiş anne? Dur. Ben ödeyeceğim. İddiayı o kaybetti, ödeyecek. Bırak ya saçmalık. Ben de internetten bakıp buldum doğru cevabı. Ama Mira da kafadan sallayıp iddialaştı. Ya tamam, iddia iddiadır. Kaybetti, ödüyorum. Bir şey diyeceğim, hafta sonu dalmaya gidelim mi? Dün geceki arkadaşın da gelecek. Bunun dalmasına gerek yok. Bu vurgun iyiymiş zaten. Derinlik sarhoşuyum. Bir şey sorduk ama hani gidelim mi gitmeyelim mi? İyi bakarız. Affedersiniz Mira Hanım. Başka kartınız var mı? Ne oldu ki? Sanırım bunda problem var. Aa, olmaması lazım. Tamam buradan al. Allah Allah, niye böyle oldu gerçekten? Manyetiği bozulmuştur belki. Öf, çok klişe ya. Orkun'a kas kaslamak için. Oo. Beni kendinle karıştırdın herhalde. Taş mı geldi? Sudan akıyor. Nasıl unutursun baba ödemeyi? Bozuldum arkadaşlarımın yanında. Unutmadım bile. Bütün kartlarımızı iptal ettin. Ama bunu bize söyleme zahmetine bile katlanmadın değil mi? Sana açıklamıştım. Yine de sen söyleyecektin. Ben senin ciddi olduğunu düşünmedim ki. Ben harcama yapmayayım diye öyle söylüyorsun zannettim. Ne bileyim? Bir süre sonra hepsi yenilenecek, merak etme. Ne rahat söylüyorsun ya. Bir süre sonraymış. Peki biz ne yapacağız o bir süre içinde? Para harcamayacaksın Sude. Cimrilik bu seninki, başka hiçbir şey değil. Hesaplı kitaplı yaşamaktan bıktım artık.
Ya tamam ya, lütfen tamam. Başlamayın yine. Ya ben de her fırsatta kavga çıkartmanızdan bıktım. Bana bağırma küçük hanım. Arkadaşlarının yanında ben mahcup etmedim seni. Çantayı. Çekil. Tekrar sağ ol. Niye geceyi adamların evinin bahçesinde geçirdin? Kapı kilitliydi, içeri giremedim ondan. Niye evine gitmedin Yaman? Çünkü artık orada yaşamıyorum. Yüzüne ne oldu? Çok klasik demezsen kapıya çarptım. Kim yaptı gözünü? Sana ne ya? Yardım etmeye çalışıyorum. Yardım etmek istiyorsun öyle mi? İş bul o zaman bana. Ne iş yapabilirsin? Tamam ya, boş ver. Vazgeçtim. Söylemedim farz et. Bahçe işinden anlar mısın? Havuz bakımı, çiçek bakımı falan. Tamam, işe alındın. Dalga mı geçiyorsun? Hayır, gerçekten bahçe bakımı için yatılı birini arıyorduk. Bütün eşyan bu mu? İyi, hadi atla gidelim. Hadi. Oha, bu ne ya? Güzel araba. Benim değil, eşimin arabası. Az kaldı. Geldik sayılır. Buralarda oturduğuna göre bayağı kalın bir şeysin sen. Yani bayağı zenginsin. Eşim zengin benim. İç güveçsin yani. Hayır. Deplasmanda yaşamaya ikna ettiler diyelim.
Sen burada bekle biraz. Evin önünden çalmak keyifli değil. Rahat ol. Mümkün değil Selim. Bahçıvan bulamadık diye sinir oluyordun. İşte sana bahçıvan sevgilim. Yani bahçeyle ilgilenir. En azından bir deneyelim bakalım, ne kaybederiz? Hemen şimdi bile başlayabilir istersek. Burada mı yoksa? Getirdin mi yoksa buraya? İnanmıyorum Selim. Kedi yavrusu mu hayatım bu? Yetişkin bir çocuk. Üstelik suç işlemiş. Ben ona bir şans vermek istiyorum ama. Ya bize zarar verirse ya soyarsa bizi? Mert'i düşün Selim. Çocuğun etrafında bir yabancı. Yok, gerçekten inanmıyorum sana. Olmaz. Çocuk çok zor durumda bebeğim. Birinin ona yardım etmesi lazım. Böyle bir yardımın... Böyle bir yardımın... Bir hayatı nasıl değiştirdiğini en iyi ben bilirim. Sudan çıkmış balık gibi çırpındığım anda o el uzatılmasaydı... Kim bilir hangi çukurda, hangi izbede olacaktım ben de. En azından bu hafta sonunu burada bizimle geçirsin. Sonra ben ona iş de bulurum, kalacak yerde. Ama şu anda onu sokağa bırakmak istemiyorum. Lütfen. Ender. Müştemilatın altındaki odalardan birinde kalır. Sağ ol başkan. Üyelerinin kızları çıkacak. Mira mı? Tabii ki. En sona çıkacak podyuma. İnşallah bu sefer bit kadar basmazsınız resimlerimizi. Rica ederim. İyi akşamlar. Mira, saçını söylediğim gibi yaptır lütfen. Tamam. Orkun geldi mi? Gelir şimdi. Niye gelmeden çıkıyorsun? Saydır kendini. Sen beklet onu. Aynı zamanda eski Likya kentlerinden birinin de adı. Bir de İspanyolcalığı Bakanlığı'na geliyor. Bayağı düşünmüşler sana bu adı koymak için. Belli. Ya yanlış anlama, güzel isim. İyi manada söyledim. Sağ ol.
Ne? Yani sen adını söylemedin. Ha. Benim adım Yaman. Öyle bir kuyruklu yıldız ismi falan değil. Salt Yaman. Benimkini abiminkine uygun olsun diye koymuşlar. Onun Kenan, benim de Yaman. Memnun oldum. Burada oturmuyorsun herhalde. Çok mu belli oldu? Bir soru sordum. Evet, burada oturmuyorum. Aslında araba hırsızıyım ben. Abimle beraber araba çalarken yakalandık. Abimin suç dosyası kabarık olduğu için onu içeri aldılar. Beni serbest bıraktılar. Annemle de pislik kocası beni evden kovunca sokakta kaldım. Selim Bey de tuttu buraya getirdi. Bu anlattıklarımda gülecek ne var? Oyuncu falan mısın sen? Senin sinirlerin bozulmuş. Neden ilginç olmak istiyorsun ki? Zaten değişik bir adamsın. Sen bu anlattıklarımı yazdığımı falan mı düşünüyorsun? Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sen Ankara'daki akrabalardan birisin. Selim amcanın yeğenisin. Yaman. Aa, merhaba Mira. Merhaba. Gözünüz aydın. Yeğeninizle tanıştık. Öyle mi? Çılgın bir hikaye anlattı bana. Araba hırsızıymış. Hadi Ender nereye kaybolduğunu merak ediyor. Çok kalacak mısın burada? Hafta sonu bizimle olacak. Akşamki davete geliyorsun o zaman. Davet derken? Aa, söylemediniz mi Yaman'a? Daha fırsat olmadı. Ben söylüyorum o zaman. Akşamki defileyi seni de bekliyoruz. Hem ben de podyuma çıkacağım. Tamam mı? Bilmem. Bakılır. Bakılsın o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Ne haber Orkun? İyidir. Hoşça kalın. Güle güle. Bakıyorum hızlısın. Anında davet aldım. Enteresan bir cins. Hadi. Kimdi o? Ha, Selim amcanın yeğeni. Geçen de söylüyorlardı ya Ankara'dan gelecek diye. Asıldı mı sana? Saçmalama. Sen keyfine bak, ben geliyorum. Hadi. Atlat şunları da hadi. Umut yok. Burayı bir türlü geçemiyorum. Oynamak ister misin?
Daha önce hiç oynamadım. Çok basit. Arabaları çalacaksın, polislere yakalanmayacaksın. Şansım yok o zaman. Analogla yön veriyorsun. X'de koşuyorsun. Üçgende de arabaları çalıyorsun. Tamam, bulurum oynarken. Sen misin? Yok, sağ ol. Fazla zaten ha. Eyvallah. Ben Mert mi orada? Yaman ben de. Şunu al. Benim arabam şu. Klas ama asi. Tarzını sevdim. Sağ kaç. Durma, çarp ona. Şimdi çarp ona, devam et. Devam et, koş koş. Hızlan, biraz hızlan. Biraz hızlan. Hızlanıyorum. Daha da hızlanmalısın. Biraz hızlan. Şu mavi arabayı çarp et, devam et. Ve rekor kırılır. En hızlı yakalanma rekoru. Daha hızlısı da oldu. Ne zaman? Öğrenirsin yakında. Hmm. Bir de gizemli. İlginç. Sen yeni misin? Benim gibi birileri geliyor mu sürekli? Arada sırada. Baban ayırsa ver biri desene. Aslında hayatta torpil yapmaz. Merhaba, Yaman ben. Durumdan ne yazık ki Selim'in emrivakisiyle haberim oldu. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Bu akşam bizim misafirimizsin. Yarından itibaren yapacağın işleri konuşuruz. Ne işi? Ne iş olursa. Senin asistan değil mi? Aa, ben seni babamın yeni asistanı sandım. Yaman yeni bahçıvanımız. Ha, üstüne üstlük sürprizlerle dolu. Sorsaydın söylerdim. Yok, önemli değil. Yaman'la ilgilendiğim bir dava sırasında tanıştım. Ne davası? Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış kişiyle olma davası. Başım beladaydı. Sen osun. Mert'ciğim. Wow. Selim'le haklarını konuşursun. Hafta başında iş programını sana iletirler. Peki. Maaşın yanı sıra. Konuştunuz mu? Önemli değil. Önemli. Emeğinin karşılığını alacaksın. Şimdilik müştemilattaki odalardan birinde kalırsın, sonra bakarız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım her şey Selim'in hayal ettiği gibi olur. Hadi gel, ben sana kalacağın odayı göstereyim. Eyvallah. Hadi. Geliyorum. Eyvallah. İyi anlaştılar gibi görünüyor. İşte ben de bundan korkuyorum. Burası salon. Biraz küçük ama idare edersin. Burası bizim evden büyük ya. Hadi canım. Burası aslında gereksiz büyük. Yani tek oda ya. Misafir odası işte. Sen tek mi yaşıyorsun? Annemle kalıyordum. Tek çocuk musun? Abim var. Senin? Ben tekim. Yakala. Aynı zamanda tek. Sen hep böyle misin ya? Böyle derken? Komik. Gerçekten komik miyim? Gerçekten. Yani çatlak, sinir, ileri zeka, geri zeka, kıl, gıcık dedikleri çok oldu ama bizimkiler dışında kimse bana komik demedi. Gel, sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Gel. Mert. Sahile gidiyoruz. Ya bırak şimdi sahili. Ne iş yapacağımı göster bana. Ya 5 dakika. Vallahi bak. Hadi. Selim. Bu çocuk. Bir de misafir köşküne yerleştirmiş. Ben aşağıdaki odalardan biri demiştim. Ya bırak.
Mert öyle uygun görmüş. Sadece bu hafta sonu için sabrediyorum. Sadece iki gün. Oğlum, ben buraya gezmeye gelmedim. Ayıp olacak Selim Bey. Oğlum, seni birisiyle tanıştıracağım. Eylül Yaman, Yaman Eylül. Memnun oldum. Biz yaptık. Yani ustalarla ben. Yok artık. Kullanmayı biliyor musun bunu? Evet. Önce internetten öğrendim teorisini. Daha sonra kulüpten bir hoca öğretti bana. Zor değil aslında. İstersen sana da öğretebilirim. Eylül mü bu küçük kızın adı şimdi? Evet. Eylül'de mi indirdiniz? Yanlış cevap. O zaman Manita'nın adı. Aşık olduğum kızın adı evet. Şanslı kızmış. Ne demezsin. Her gün takılıyorsundur bununla, arkadaşlarınla falan. Hemen hemen her gün takılıyorum diyebiliriz. Ama benim hiç arkadaşım yok. Ama haftada iki gün ders veriyorum bizim kulüpteki ufaklıklara. Gençlerle daha iyi anlaşıyorum. İhtiyaçtan mı ders veriyorsun? İhtiyaçtan. Ekmek parası ne yaparsın? Aslında bizimkilerden gerekli izin belgelerini alırsam Eylül'le uzun bir seyahate çıkacağım. Yani çıkmak istiyorum. Yani öyle bir şey hayal ediyorum diye. Gerçeğiyle mi, kartonuyla mı? Şansın varsa her ikisiyle. Eylül kabul etti mi bari? Şimdilik bir fikri yok diyelim. Sevgili olduğumuzu da göreceğiz. Yok deve artık. Sevgilin değil mi lan? Yok lan. Fikrimin olgunlaşmasını bekliyorum. Henüz kendisinde bir girişimde bulunmadım. Buralı buralı tamamen sizinmiş. Arazi dedememiş. Sonra bu dünyayı kurmuş. Annem de genişletmiş. Ben de gözümü bu akvaryumun içinde açtım. Buradaki her elemanı tanıyorsundur o zaman. Çalışanları mı? Mahalle sakinlerini. Mesela sizin yanınızdaki evde kim oturuyor? Beylicele. Sarışın, uzun saçlı, kuyruk yıldız isimli bir kız var. Mira o. Güzel kız. Kendini beğenmiş. Süzme. Süzme kendini beğenmiş, evet. Aranız mı kötü? Bilmem. Bunu anlayacak kadar konuşmadık aslında. Babası Faruk amca iyidir ama. Annemin çocukluk aşkı. Lisedeyken beraberlermiş. Yok artık. Şimdi de dip dibesiniz. Burası yapıldığından beri buradalar. Baban bozulmadı mı bu işe? Yo, niye bozulsun ki? Ne bileyim, eski sevgilisiymiş bu adam. Tamam, adı üstünde eski. Aylaklık yeter. Hadi eve uzayalım yoksa ilk günden kapıya koyacaklar beni. Tamam, uzayalım. Oo, Yaman. İlk günden seni fena çalıştırdılar değil mi Yaman? Yok, ondan değil. Kaç gündür doğru düzgün uyuyamadım. Ama Suzan Hanım senden pek memnun kalmış. Anneme ne kadar çalışkan olduğunu anlatıyordu. Hadi kalk, davete gidiyoruz. Ne daveti ya? Mira, kuyrukta yıldız, yan ev, defile. Abi yok, ben almayayım. Bak dün gece de hiç uyuyamadım. Al, lütfen al. Gitmek zorundasın Yaman. Bak sitenin en havalı kızı, yani senin deyiminle süzme kuyruklu yıldız olan Mira, yıllardır her gün gördüğü beni değil de ilk görüşte seni davet ettiyse gitmek zorundasın abi. Hani kendini beğenmiş diyordun?
Aynı zamanda kendisi Eylül'ün en yakın arkadaşı. Ya esas durum bu. Ha. Şimdi anlaşıldı. Eylül de podyuma çıkacakmış. Sen gelmezsen ben de gitmem Yaman. Neden ya? Takılsan işte babanlarla. Bir de onlarla gidersem yine beni görmeyecekler. Ama seninle gidersem belki beni de görürler. Hem sen benim ilk ve tek arkadaşımsın. Hacıların çocuğuyum diyorsun yani. Aynen. Hadi kırma beni. Hadi giyin giyin. Yok deve, bunları mı giyeceğim oğlum? Deve değil, Armani. İnternetten kiraladım bu geceliğine. Bakayım mı? Evet, uyar. Kravat mravat takmam, baştan söyleyeyim de. Cemiyet hayatına giriş kartım bunlar. Yok abi, giymem ben bunları. Ha, bir dene. Üstünde göreyim be abi. Hazır olunca sıkar. Bütün gece bana surat mı asacaksın? Keşke o çocuğu ilk günden böyle bir geceye sürüklemeseydin. Yapma Ender. Onu soranlara ne diyeceğiz? Yeni bahçıvanımız mı? Kimseye bir açıklama yapmak zorunda değiliz. Bu söylediğine kendin inanıyor musun? Tamam. İki günlüğüne misafirimiz olarak düşün o zaman. Ankara'daki yeğen. İki gün sonra ne yapacaksın? Bu işi başaramazsa ona bizim ofiste bir iş ayarlarım. Bu arada annesiyle konuşurum. Bu çocuğa bir üniversite imkanı yaratmaya çalışıyorum bir yandan. Çok akıllı, çok başarılı olacak. İnan bana. Boşuna heveslendirme bence. Çünkü gerçekten burada kalmasını istemiyorum. Sadece hafta sonu için. Tamam. Anne. Sence böyle daha güzel değil mi? Bence açık saç sana daha çok yakışıyor. Hem yaşına da uygun. Bilmiyorum ya, ben başısını beğenmedim. Aksine çok zarif, güzel. Göbeğin belli oluyor mu? Hayır tatlım. Wow! Bu gecenin yıldızları belli oldu yine. Şahanesiniz. Keşke sen de o yıldızlardan biri olmaya niyetlensen. Beğenmediniz mi? Geçen gün aldığımız elbisen daha güzeldi. Daha gösterişli. Saçını keşke toplasaydın. Yüzün kayboluyor böyle. Makyajın da çok hafif olmuş bence. Anlaşıldı yine size kendimi beğendiremeyeceğim. Bence harikasın canım. Bu gece bütün bu güzel hanımlar benimle mi birlikte? Şikayetçi misin? Asla. Eylül geldi. Koşma. Ay, çocuk bu hala. Ne güzel işte. Geç kalacağız, hadi gidelim. Ya Allah kahretsin ya. Ne oldu? Parlatıcımı evde unutmuşum. Bende var. Al benimkini kullan. Gece bende kalabilir mi? Kalsın tabii. İşte benim idolüm Sude Hanım. Her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sen de ışıl diyorsun yine. Bu dünyaya daha fazla gem bırakmalısınız. İki yeterli sayı bence. Hazır mısın? Evet. Bunu unutmuşsun. Ya böyle daha iyi. Bir denesek en azından. İlk stajıma kadar ben de kravat takmazdım.
Hatta bağlamayı bile bilmezdim. Boyun bağı derdim. Ama sonra alışıyor insan. Yani sindiremese de kabulleniyor. Hele bir kravat sana yakıştığı kadar yakışıyorsa da hoşuna bile gidiyor. Nasıl? Vay be. Hadi gidelim. Kenamaki, ebi, tekamaki ve kane avokado tamaki. Karanlık tarafa hoş geldin. Yok, sağ ol, istemiyorum. Tanışıp kaynaşmak için iyi fırsat. Sen öyle mi yapıyorsun? Yerinde olsam beni örnek almazdı. Mert'cim. Ben saklanacak bir yer bulmaya gidiyorum. Mert nereye? Mert. Merhaba. Sen şu meşhur yiyensin, öyle değil mi? Yaman mı? Eda var. Memnun oldum. Merhaba delikanlı. Merhaba. New York'ta okuyormuşsun. Mira da üniversiteyi bitirdiğinde oraya yerleşmeyi planlıyor. Ha, siz Mira'nın ablası mısınız? Çok sevdim seni. Kaybol mu ortada? Sureciğim. Geldim. Nereye? Susadım. İstersen bunu beraber içebiliriz. Ben Eylül bu arada. Seninki de güzelsinmiş. Bir de telefon numaramı duysan, o daha da güzel. Şunlardan alabilir miyim abi? Alabilirsiniz beyefendi. Selim'i yanıltma sakın. Verdiğin sözleri de unutma. Ne haber kız? Uğraşma benimle. Ne olur uğraşırsam? Ne yaptı? Terbiyesiz. Mert. Korkunç işte.
saat 2 yönünde. Saat 2 yönünde. Sana göre 8 yönünde geldi. Bakma, bakma, bakma. Ama çaktırmadan bak. Eminim, çaktırmadan bak. Mira'nın yanında kırmızılı, sırtı açık. Nasıl? Güzel. Kim? Eylül mü? Bakma, 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 bakma. Babasıyla cici annesini göremedim. Seyahatte ver. Nereden bileyim? Gecenin sonu. Ne yaptım ben? Kötü bir şey mi yaptım? Biraz. Ne var ki bunda? Arkadaşını gösterdim sadece. Bence mevzuya kaynak yapmayalım. Daha burada kalacak acaba? Bilmem. New York'tan geldiğine göre daha buralardadır. New York'tan mı gelmiş? Yani Ankara'dan değil miydi? New York. Oturabilir miyim? Teşekkürler. Ne haber Akın? İyi. Bunu mu duruyorsun? İstersen bizimkilerle de oturabilirsin. Burası daha iyi gözlerden uzak. Her yere hakimsin aynı zamanda. Asım Şekip Kaya Vakfı'nın 80. yılı kutlama haftası dolayısıyla şiddete uğrayan kadınlar yararına bir aradayız. Hem eğlenip hem de yardımda bulunmak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Evet millet, şov başlasın. Kötü diyenlere niye cevap? Senin eşin ve kızların şahane vitrin. Biraz ağırdan al istersen. Gece daha uzun canım. Ne dedim ki? Yalnızca takdir ediyorum Faruk. Evet. Kocam diye söylemiyorum. Farukçum kazanmayı bildiği kadar harcamayı da bilir. Bizim ona emanet ettiğimiz paraları harcamasın da. Senin
Ay başında tamamını alacaksın paranı. İhalen var. Tekrar hatırlatıyorum. Tamam canım. Biliyorsun programı aldım. Güzel. İzninizle. Partiye geliyorsun değil mi? Ne partisi? Geceye Burakların evinde devam edeceğiz. Bence kaçırma. Bakılır. E bakılsın o zaman. Eylül hadi gidiyoruz. Tamam geliyorum. Gelmek istersen sahildeki gürültüyü takip et. Şansa bak. Yine kaçırdım işte ya. Bizi partiye çağırdılar. İkimizi. Kim? Eylül. Gidiyoruz değil mi Yaman? Gidelim, lütfen gidelim. Madem istiyorsun. İstiyorum noktan et. Efsaneymiş. Hep böyle olmaz mı? Bilmem. İlk kez geliyorum. Baştan söyleyeyim, Eylül gelmemişse gidelim. Satışı yok. Bak orada işte. Hani? Şurada. Güzel çanta. Güzel mi? Tamam. Şahane. Ya abartmayın kızlar, çanta işte. Ne yapıyoruz? Bütün gece burada mıyız? Biraz ısınalım, sahile ineriz. Aa, gelmiş. Kim gelmiş ya? Gencimiz. Yapma Allah aşkına. Sen de mi Eda? Yani neresi Jönşun'un? Şimdi senin sevgilin var diye çocuğa çamur atma. Baksana taş. Peki Orkun nereye kaybolmuş? Az önce dışarıdaydı. Çok güzel olmuşsun. Bunu yapma bana. Ne? Yalan mı söyleyeyim? Mira varken sus. Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim o zaman. Beni daha zor duruma düşürmek için mi? Sana kendimi affettirmek için. Sıkıldın mı? Hiç eğlendin mi diye sor. Gidelim istiyorsan. Satış yok. İyi.
Sen halinden memnun musun? Sayende ortam görüyoruz. Sizin oralarda nasıl oluyor? Tozlu derede yani. Sakin başlar, karakolda biter. Wow. Daha heyecanlıymış. Frensiz diyelim. Ama en azından burada başımın nerede girmeyeceği kesin. İyi geceler. İyi geceler. Safari. Daha iyi oldun mu? Kötü müydün? Davette canın sıkkın gibiydi. Bazı şeyler eskisi gibi eğlenceli gelmiyor. Haklısın. Parti çıkışında yanınızda bir çocuk gördüm. Yaman. Akrabanız mı? Sayılmaz. Yani değil aslında. Çalışanımız. Selim ona sponsor olmak istiyor. Benden de biraz sabırlı olmamı rica etti. O yüzden kenarda bekliyorum. Ne şahanesin. Her zaman Selim'e destek oluyorsun. O herif çok şanslı. Her şey yolunda mı? Seni biraz mutsuz görüyorum. Bu aralar biraz karışım. Yani aslında kimseyle alakası yok. Yani bazı konularda duvara tosladım. Yanlış kararlar aldım. Ne oldu Faruk? Sevgilim. Efendim. Seni bekliyorum. Gelmiyor musun? Geliyorum. Ya kısacası canım sıkkın bu aralar. Ama geçecek, merak etme. Ne zaman istersen yardım hazırım. Biliyorsun. Biliyorum. Sen böyle nöbete devam mı edeceksin? Mert ilk kez bu saatte dışarı çıkıyor. Mira geldi mi? Gelmese daha var. Hem sen de bekleme, parti yeni başlamıştır. Mert'i tanıyorsun. Mira gibi değil. Daha içine kapanık, çekin. Ne güzel, böyle böyle açılır. Aslında ben de bir yandan seviniyorum sosyalleşiyor olmasına ama korkuyorum da. Elimde değil. Kaçak bulundu. Nereye kayboldun? Dolardaydım. Artık benimlesin. Öyleyim. Benimle ilgileneceksin. Bak arkadaşları seni bekliyor, hadi. Şu anda radarımda bir tek sen varsın. Ay, ay başım döndü. Otur istersen, bir de artık iş mi şu? Ver şunu. Yakından daha da yakışıklıymışsın. Gözlerin çok güzel. Mert. Sarhoş sadece. Kim? Mert. 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 Bırak. Ya yanlış anladım. Ne oluyoruz ya? Hainmişsin sen. Saçmalama oğlum. Bir dinle. Ben tekneme onun adını verdim. Sen kimsin ki be? Ne teknesi? Bana bu hırsız olan birisi için fazla yedin zaten. Kim hırsız? Evet. Hırsız. Evet. Tozlu derede yaşıyor aslında. Tozlu dere? Şimdi de bizde bahçıvanlık yapıyor. Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Lan. Pardon. Şişt, özür dilesene lan. Özür dilerim, oldu mu? Ya olmadı.
Bak sen ya. Kalk kalk. İyi misin? Kalk kalk gel gel gel. Kalk gel. İyi misin ha? Durmayın. Efendim? Durmayın. Uyumadın. Tamam. Efendim? Durmayın. Bırakın lan. Aramıza hoş geldin leş. Ne prenssiz geceydi ama. İlk kavgamı ettim abi. Çok renkli. İlk kez gözüm morarıyor. O ne be? Sağ ol. Yani beni yalnız bırakmadığın için yani. Sen de aynısını yapardın. Yapar mıydım? Yapardın. Yapardım. Adammışsın. Oo. Midem bulanıyor çok fena. Kova getireyim mi? Bırak keyfini çıkarayım. Deme sakın. Yok değil mi? Mira. Mira. Hadi uyan. Tamam babacığım. 2 dakikaya evdeyim. Tamam. Ben gidiyorum. Bunu ne yapacağız? Kapıyı çalarsak Sude Hanım büyük kızar. Benimkiler de başladı. Hadi Mira, hadi. Hadi. Kendine gelince girer içeri, hadi. Ya Mira, uyan be kızım. Ne
Mert. Mert. Hı. Kalk hadi, burada uyuyakalmışsın. Tamam. Ne oldu sana? Ne olmuş bana? Kim yaptı bunu? Ne zaman oldu bu? Ya hiç önemli bir şey değil. Kavga ettik sadece. Ne? İlk kavgamı ettim anne. Süperdi. Ama merak etme, önemli bir şey yok. Çabuk yürü, bunu evde konuşacağız. Oh. Günaydın. Konuşmamız lazım. Ne oldu? Yaman bugün buradan gidiyor. Neden? İlk günden Mert'in başını derde sokmuş. Kavga etmişler. Ne diyorsun? Ben bunda gülünecek bir şey görmüyorum. Bence bu konuya kaynak yapmayalım. Karışmayalım yani. Neden kavga etmişler? Nedenlerle değil, sonuçlarıyla ilgileniyorum. Yapmayınlar. Ya bu ne rahatlık Selim? Oğlumuz dün gece eve gelmedi. Bu sabah da yüzü gözü dağılmış bir halde buldum onu. Ben de gençliğimde çok kavga ettim. Bununla övünelim mi yani? Hayır tabii ki. O çocuk bu evden gidecek. Ender, bu kadar büyütmesen. Genç onlar. Gerçekten anlamıyorum. Neden bu çocuğa bu kadar çok müsamaha gösteriyorsun? Çünkü kendi gençliğimi onda görüyorum. Bir şansı olsun istiyorum. İstediğin şansı ver ona ama burada değil, evimizde değil, anladın mı? Son sözüm bu. Günaydın. Günaydın. Size sormadım ama. Acıktıysan hizmetlere söyleseydin. Size. Evde de kahvaltıları hep ben hazırlardım. Hem teşekkür edeyim dedim, hem de sizinle güzel vedalaşmak istedim. Bu herkes için daha iyi olacak. Haklısınız. Ben Mert'e bakayım. Gel. Günaydın. Günaydın. Başın mı ağrıyor? Çatlıyor. Birazdan bedenimden ayrılıp özgürlüğünü ilan edebilir. Hadi kalk, kahvaltı hazır. Yemekte mi var? Midem bulanıyor. Ama sen daha iyi olursun. Hamur ye bütün gün. İstemiyorum. Aşağı inmiyorsan o zaman burada vedalaşacağız. Ne vedası? Gidiyorum. Nereye? Tozludere'ye. Neden? Benim yüzümden mi? Bak, eğer benim yüzümdense ay. Dün gece söylediklerim yüzünden sen, o ben değildim. Ben o değildim. Yani kendim de değildim. Eylül'le takılıyorsun zannettim. Çok özür dilerim. Lütfen gitme. Seninle bir alakası yok. Hani burada çalışacaktın? Yok. Annem mi istemiyor? Ortak kararımız diyelim. Tamam, ben konuşurum onunla. Ya gerek yok. Kendine iyi bak. Gerçekten gidiyor musun? Özür dilerim. Söylediklerinin hepsi doğruydu. Niye özür diliyorsun ki? Çok üzgünüm. Üzülme.
eyvallah. Bir dakika. Bu sende kalsın. Bir gün belki aynı rotada buluşuruz. Belki de. Hadi eyvallah. Bulaşma. Çalışırım. Puanın çok iyi. İyi bir okula gidebilirsin. Bakacağız artık. Sen gerçekten okumak istiyor musun? Kim istemez ki? O zaman sana yardım edeceğim. Ama sen de beladan uzak duracaksın. Bu bana bağlı bir şey değil. Ama senin güzel hatırın için direneceğim, söz. Neden bir başkası değil de sensin? Hiç düşündün mü? Çünkü sen iyi birisin. Yardımseversin. İyi bir ailen var. İyi bir aileden geliyorsun. Bencil biri değilsin. Çünkü bana benziyorsun. Ben hukuk fakültesini kazandığımda 21 yaşındaydım. Birincilikle bitirdiğimde de 25. Liseyi bitirdikten sonra 3 yıl anneme bakmak için gece gündüz çalışmak zorunda kaldım. Babamı küçükken kaybetmiştik. Başın sağ olsun. Ve inan bana, seninkinden daha iyi bir mahallede yaşamıyorum. Bela geldiğinde kaçamıyorsun, biliyorum. Ama uzak durmayı başarabilirsin. Senin yaşlarında çok çocuğun davasıyla ilgilendim. Artık gözlerinden bile tanıyorum. Hangisinin bela, hangisinin mağdur, hangisinin suçlu olduğunu. Sen onlardan biri değilsin. Olmak da istemiyorum zaten. Öyleyse çalış. Çok çalış. Ben o mahalleden çıkmayı başardım. Kendime bir hayat kurabildim. Sen de kurabilirsin. Keşke söylemesi kadar kolay olsa. Doğru yoldan ayrılmadığın sürece hep arkanda olacağım. Elim hep üstünde olacak. Annenle de konuşacağım, o aranızdaki meseleyi halledeceğim. Beni iyiliğinle ezeceksin. Anlaşıldı.
Sadece başarılı olduğunu görmek istiyorum. Hepsi mi? Çalışmış. Anne! Anne! Yaman! Yaman git buradan. Anne sen mi yaptın? Dur be oğlum. Bir şey mi yaptı sana? Yaman özür dilerim. Çok özür dilerim. Anne! Ben kurtuldum. Sen de kurtar kendini. Geri gelme. Ya bıraksanıza. Anne! Oğlum sana emanet avukat. Anne! Ya bıraksanıza ya! Yaman dur, tamam, tamam. Ya bir şey yap ya, ne olur bir şey yap ya! Tamam, tamam. Biz de gidiyoruz. Halledeceğiz. Hadi artık asma suratını. Annen için de elimden geleni yapacağım. Ender Hanım bu işe çok bozulacak. Onu bana bırak. Benimle ilgilenmek zorunda değilsin. Biliyorum. Seninle ilgili ne kadar haklı olduğumu... Herkese sen ispatlayacaksın. Hadi bakalım.